Bugün 25 Haziran 2014. Çok bereketli bir gün yaşıyoruz. Bugün ben sabahtan beri çekim yapıyorum. Öğleden sonra da ilk defa tanışacağımız konuklarımız var. Onları hem ben tanıyayım hem seyircimiz tanısın. Tabii ki söz bayanların öğretmen olduğunu duydum. Hocam hoş geldin. Tanıyalım sizi biraz. Sağ olun. Adınız ne? Soyadınız nereden geldiniz? Adım Fikriye Ergeç. Ordu Ünyeli'yim. Arıcıyım. 40 seneye yakın bu dağlara geliyorum. 40 seneye yakın mı? Evet. Of. 75-76'dan beri başka köylerde, Demiröz'ü o öbür taraflardaydık. Kaç senedir bu taraftayız? Siz ama öğretmensiniz değil mi? Evet. Yaz tatillerinde geliyorduk. Hani o öğretmenliğimize mani olmuyordu. Kaç yıldan beri sefadın? Ne zaman emekli oldunuz hocam? 1985 yılında emekli oldum. O zaman hep beraber mi geliyorsunuz? Devamlı çocuklarımla beraber hep Urla'da büyüdüler. Öyle mi? Evet. Büyüyenler gitti, ayrıldı. He, şimdi siz kaldınız. Biz ikimiz kaldık. Şimdi... Baştan da ikimizdik, sondan da ikimiz. Güzel. Tekrar başa döndünüz yani. Evet, başa döndük. 29 yıl bitti. Emekli Allah oldum. Daha uzun hayırlı ömürler versin. Amin, çok kritik olun. Bir soru var hocam. Net, bana lütfen bu soruyu cevaplayınız. Eşiyle beraber arıcılık yapan beylerin daha huzurlu, daha verimli bir sezon geçirdiği iddia ediliyor. Ne diyorsunuz? Vallahi onu Allah biliyor. Allah sen verirse, Allah verirse oluyor. Hani bal olduğu zaman için mi diyorsunuz? Balı söylemiyorum. Eşine daha rahat takviye yapıyor, eşi daha kolay iş yapıyor. Yardımcıyım, aynı onun kadar ben de anlıyorum. Öyle mi? Beraber yapıyoruz. Anasından, babasından anlarım arının. Peki başlangıçta sevdiniz mi? Yani ilk zamanda beni mi seviyorsunuz? Ben sonra... dedim biz de alalım, biz de yapalım diye. Ha siz dediniz. Ben destekledim. He. Bir abisinin bir arkadaşına gitmiştik Perşembe'ye. Hı. Onun arıları vardı. Bir sabah kahvaltısına gitti bahçeden. Arıların içinden bir çerçeve bal getirildi. Kesti bize bir tabak çerçeveli bal. Biz de onları yedik, çok hoşumuza gitti. Dedik ki biz de yapalım bu işi. O arkadaşından bir kovan istedik. O da bize verdi. Hatta sırtına yüklendi, bize getirdi Tafatsa'ya kadar Perşembe'den. Perşembe'ye kadar biz de aldık gittik. Ondan sonra 1, 2, 3 derken. Siz bir kovanla başladınız bir ya. Bir kovanla başladık. Daha önce herhangi bir arı hiç, fikriniz veya çocukken anneniz babanız falan. Yok. Babam balıkçıdır, öyle bir şey bilmiyorum. Yok. Yok. Allah Allah. O bir arının yanına dedik bir taneyle olmaz, iki tane daha alalım. Sonra? 3 oldu. 3'ken 5 yapalım. Şimdi? Çalıştığımız köyde de arkadaşlar, hani bilenler vardı, arıcılık yapanlar. Onlarla beraber ilk önce Ladik diye yaylaya gitti. 15 arıyla falan, değil mi? Ondan sonra 15'i Kumru'ya gitti. Şuraya buraya derken çoğalttık. Yüzü falan geçti, sonra söndü, geri indi. Hep söndü. Bir daha çıktı. Yine yeniden aldık. 110 kovan bir söndü. Tekrar yeniden aldık. Antalya'ya gittik, portakal balı yaptık. Ondan sonra... Siz Türkiye'nin tadına baktınız baktık. Yani. Baktık. Yalnız Ege'ye gitmedik. Muğla, Marmaris. Çam'a gitmedik. Çam'a gitmedik. Erzurum'a gittik. İşte Bayburt çevrelerindeyiz. Hocam, şu anda sizi izleyen kaç milyon memur var? Evet. Kaç milyon da memur olmayanlar var? Evet. Bu meslek, yani arıcılık mesleği ister memur olsun ister olmasın. Evet. Meslek olarak ele alındığında insanın ailesini geçindirecek parası olabilir mi ticari olarak hocam? Olabilir. Eğer tabii mevsim iyi giderse, bal olursa olur. Ama biraz da tesadüf yani şansa bağlı gibi diyeyim. Hani Allah verirse oluyor. Her zaman olmuyor biliyorsunuz. Her zaman bazen çok bazen az bazen oluyor ama. Bazen çok oluyor bazen az oluyor bazen de hiç de olmayabilir. Risk. Takviyeli geriden takviyeli paran maaşın olacak. Ha mutlaka bir ikinci iş. İkinci bir işin olacak. Sadece ona bakarsan şey ama yapamazsın. Ama o zaman hocam gezersin, işte Muğla'ya gidersin, Akdeniz'e gidersin. İşte oralara gitmeye de gene para lazım, maddiyat lazım. Olursa gittin ya da aldığın balla veya şeyle karşılarsın. Olursa olabilir. Olur. Peki teşekkür ederim hocam. Şey değil efendim. Verelim, işinize verelim. Hocam siz de hoş geldiniz, tanıyalım sizi. Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Tanıyalım sizi biraz. Cemil Ergeç, Ordu Ünye, emekli öğretmenim. Aynen beraber hanımla beraber 40 senedir bu işi yapıyoruz. Sizi ilk kandıran eşiniz miydi aracık konusunda? Evet, onun isteğiyle oldu zaten. Peki memnun musunuz sizi kandırmasından? Tabii canım çok memnunuz.
Aşık mı oldunuz arılığa? Arılığa. Bu hastalık yani. Karlı da bir şey. Çok karlı hocam. Nasıl karlı? Karlı yani maddi bakımından çok karlı. Biz şimdi bize şekerli diyor. Biz balı pahalı veriyoruz. Sapa satıyoruz. 40 bin 35 milyon. Normal bal olduğunda bir sıfır araba alabiliyoruz. Öyle mi? Evet. Bir ton bal olsa sıfır araba kesin alır. O zaman hocama sorduğum soruyu size de soracağım. Siz evet. Belli ki bu olayı biraz daha ticari yöne çektiniz. Ticari tabii ticari. Bir öğretmen bu mesleğe girse bir öğretmen maaşa kadar maaş alabilir mi yıllık? Anladım, fazla bile olur. Fazla bile olur. Benim maaşım kaç lira? Benim 20 milyar şu anda benim maaşım, yıllık maaşım. Emekli olarak 500 kilo bal olsa onu alıyorum ben. Ya bir ton olsa 2000'sini alıyoruz. Olur yani arı çok güzel olursa hiç bal olmasa yine olur. Öğretmen maaşının 2000'sini alır. İyi bir meslek midir? Dağlarda gezmek çok, zordur. İyi bir meslektir. Çok sağlıklıdır. Mesela ben biraz çok şey yani benim şeyim iyi Allah'a şükür. Tabii siz eşiniz vardı. Çok... Eşiniz yanınızda olunca siz biraz şanslısınız galiba. Tabii ki ben onunla hiç ayrılmayız. Her sene geldim yanına hocam. Her sene gelmiştir 40 seneden beri. Sadece yemek için gelmedi. Bir arıcı gibi geldiği için daha şanslısınız galiba. Tabii değil ki. Mi? Körükten. Ben yalnız yapamam ki. He. Bu körük vurur, beraber yemek yapar. Peki hocam, eşiyle gelmeyenlere gülüyor musunuz şimdi siz? Acıyoruz. Gülmüyorum acıyoruz. Da. Çok zahmetli oluyor, zahmetli çok. Acıyorsunuz değil mi? Ben en fazla 5 gün dururum. 5. 6. günde bırak giderim. Kesinlikle olması lazım. Bu iş hanımsız olmaz diyorsun yani. Olmaz. Bence olmaz. Yapanlar var da. Ama onlar yapamıyorsa. Bu da alıştığı için olmaz. Güzel. Peki hocam. Bu dağlarda sıhhat olarak da bir şansınız var mı? Ben çok sizi bir ara genç gördüm. Çok evet. Şu anda ben aşağı yukarı 80'e yakınım. Öyle mi? 1000 kilometre araba kullanırım abi Antalya'dan oraya. 1000 kilometre, 1500 kilometre araba kullanırım. Maşallah. Bu yaşta. Maşallah. Ve 250 araya ikimiz bakarız. Ha, biz, yok ama bakarız. Yok olsa bakarız yani. Bakarsınız değil mi? Savarız, götürürüz, hepsini yaparız. Aradan zevk alıyor musunuz? Yani böyle bakarken şöyle... Şöyle bal, şöyle güzel bal gökyüzü var ya, bayılıyorum böyle asıl. Çok şahane olur. Onun zevki bir tarafı da karı bir tarafa. Mutlaka kar var mı? Olmaz olur mu? Mutlaka kar var. Ya babam her şeyi bilemiyorum. Bizde kar var. Biz, ben ne bileyim, saysam şimdi ayıp olur muyum ya kazançlarımı? Say bakayım. Ya çok işte araba, ilk sıfır arabayı hemen ben soktum. Öğretmen olarak kocam. Arıdan mı aldın ama? Yarısından fazlası arıdan dur. Devam iki. Ondan sonra üç defa Ümre'ye gittik. Bir defa Hacı'ya gittik, iki defa Ümre'ye, üç defa Mekke'ye bir dönem parayla gittik. Hemen. Ara parasıyla gittiniz. Geçen sene hep bal parasıyla gittik. İki kişi Ümre. Ondan sonra... Çoluk çocuğa para vermedin mi siz ya? Veririz, hepsi para veririz. Sıfır, yedi tane sıfır daire yaptırdık, sattık. Yarısından ara parasından. 1975 sıfır, 76 sıfır. 93 0, 95 0, 2000 0, 2007 0 araba. Arada eskiler hariç. He. Yarısından fazlası arı parası, bal parası. Hocam bunun yarısı hocama ait galiba değil mi? Evet. Bunu da bu önemli bir unsur çünkü kesinlikle. Yarısı tabii ki muhakkak katkısı belki var. Daha fazlasıdır yani. Daha fazlası da değil de. Maaşımı öyle. Da bu alıyor. Aha pardon. Şimdi oldu ya, işte. Abla ben yemin yani yiyorum maaşına ihtiyacım yok ki. Değil mi? Sadece ben mi yiyorum diyor. Anladım beraber. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Beyefendiye verelim mikrofonu. Abi sizi tanıyalım. Ben Nihat Kalyoncu. Trabzon Arsin ilçesindenim. Aşağı yukarı 23 seneden beri arıcılıkla uğraşıyorum. Esas mesleğim mobilyacılık. Öyle mi? Evet. Mobilyacılıktan ayrıldık. Arıcılığa başladık. 23 seneden beri dağlara gidip geliyoruz. Beraber sen, misin şeyle Hacı abiyle? Ben... Hacı abiyle beraber aşağı yukarı 5 yıldan beri beraberiz. Benim bu yanında ikinci yerim olarak bunun yanında kaldım. Daha önceden başka bir yerde kaldım 16 sene. Bayburt'un Erikli bir köyünde kaldım. Peki mobilyacılığı hep bıraktın mı? Mobilyacılığı bıraktım. 85'te bıraktım. Oo, bayağı olmuş. 85'te bıraktım. Daha önceden daha değişik işlerde bulunduk işte. Peki mutlu musunuz bu şey yapmaktan? Vallahi ben çok mutluyum. Ben çok mutluyum çünkü daha gelmek için ayların geçmesini bekliyorum.
Siz daha yemeği için bekliyorsunuz. Evet. Peki çocuklarınız da sizinle beraber mi? Benim çocuklarımla maalesef iki tane çocuğumun alerjisi var, gelmiyor. Bir tanesi var, bu bana yardımcı oluyor. Ailem de bazen geliyor. Siz ailesiz geliyorsunuz yani. Ben işte, hocam kadar şanslı değilsin yani. Değil maalesef. Peki eşiniz gelse daha huzurlu, daha verimli olur musunuz? Tabii. Organize olur musunuz? Tabii, ne demek ya. Eşin yanında olduğu zaman da hiçbir işin yok, yemek işin yok. Tavsiye ediyor musun aracılara, yani arkadaşlara eşiyle gitmelerine veya eşlere siz de gidin diyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayaklarına sağlık. Yağmur geldi. Sağ olasın. Bereketli geldiniz valla. Sağ olun. Evet. Güle güle gidin. Sağ ol, teşekkür ederim. Selam söyleyin eşlerinize. Sevgili seyirciler, bugün 27 Haziran 2014 günlerden de Cuma. Bugün Ramazan ayının da ilk teravih namazı ve ilk sahuru olacak. Hem bugünü, yani Ramazan'a girmeyi, hem de arıcılıkla alakalı hayat hikayesini Murat Öztürk'ten, namı diğer amcamdan alacağız. Amca hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın? Gördüğün gibi iyiyiz. Valla manzaran güzel. Oturduğun segment de güzel. Her şey yerinde. Her şey yerinde mi? Her şey yerinde. Murat Öztürk arıdan önce Trabzon Şahbalası Zarı Sütbinar'da hem köyde hem yaylada ticaret yapmıştı uzun zamandan beri benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ne zaman başladı arıcılığa? Aşağı yukarı 6 sene oluyor. 6 mı? Evet. Önceden vardı ama önceden işin üzerine düşmüydük. Sonunda 6 senede dükkan işletmeye bakınca başladık şeye. Arıcılığa başladık. Gönlümüz ona eğildi işte. Şimdi arıcılığa başlarken hani gönül eğlencesi için mi başladın, yoksa ya bu işi öğrenmek istiyorum, bu işte zevk var diye mi başladın? Şimdi bu işte zevk var. Tabii bir şeyler de bileceksin. Şimdi biliyorsun, bu rahmetli babamdan dedemden ayrı gelen bir meslek. Başka bir iş elimden gelmediği için, onun için bununla beraber hem eğleniyorum hem de bal ihtiyacımı temin ediyorum. 3-5 kuruş da arada alıyoruz. Allah bereket versin gene. Sen emekli bir adamsın. Evet. Emekli paran kadar baldan para çıkıyor mu? Aşağı yukarı hemen hemen de çıkıyor demektir. Değil mi? Şimdi şöyle, hiç bal olmadığı sene, diyelim geçen seneydi, gene 250 kilo balım oldu burada. 40 bin lira sattım, 800 bin lira verdim tenekesine, Allah bereket versin. Gene 7-8-10 milyon lira para almış olduk burada yani. Benim aldığım para da zaten 10 milyar para yani. Değil mi? Yıllık aldığın emekli parası 10 milyar? 10 milyar da 990 aşağı 10 milyar 60 bin lira. Bizim maaşımızın kıymeti de pek değil. Çünkü 900 küsür civarında olur bizim maaşımız. Anladım. O zaman aslında senin yaptığın arzuluk ikinci bir emekli evde var gibidir yani, değil mi? Ya, İkinci bir emekli. İkinci emekli aslında, yani ikinci emekli derken ben ayrıcık yapmasını da geçiyorum ama bu zevk verici bir meslek yani. Biraz da dilinden anladın mıydı? Bak geldik çıktık Bayburt'un efendim dayan arasında, burada ekmek bekliyoruz burada efendim. Çoluk yok, çocuk yok, anladın mı? Köyde de yok. Efendim elimizden pişirip efendim işte cabalıyor, idare etmeye çalışıyoruz yani gece. Bu da zevk verici, bakmayın siz. Şimdi arıcılık işi her tarafta aldı başını gidiyor. Bazen şeylerde dinliyorum ben, polen dış memleketlerden 300-500 ton gelirken şimdi 150 tona indiriliyor. Demek ki arıcılık işi biraz ilerledi. Polene de önem verirler demektir. Onun için ileride tahmin ediyorum ki bu poleni herhalde Türkiye temin edecek ve dışarıda satacak. Satacak değil mi? Satacak. Öyle görünüyor yani. Öyle görünüyor. Ama sen daha başlamadın. Ben daha başlamadım. Çünkü benden yerde büyük aracı var. Hasan Ali Öztürk. Anladın mı?
Şimdi son samura 10 tane polenli peteği yoktur. Var 15 tane var. 15 tane bu sene yaptık, beraber yaptık. İşte, sen olmasaydın peki de yapmayacaktı yani. Halil Oğlu geldi, Avni Halil Oğlu. Hani baktı peteklerimize buraya bir ara geldiydi, sen de vardın da. Hani dedi, sizin de polenli peteğiniz yok mu dedi burada. Bir denemiz var diyemedik. Artık biz daha yeni başladıydık. İşin püf noktasını bilmiyorduk ama gelecek sene Allah nasip ederse biz de onu yaptıracağız. Hiç olmasa kendi ihtiyacımızı bal verdiğimiz arkadaşlara da ufak efendim, bir hediye olsun diye. Bir hediye olsun diye verilecek. Şimdi balı üçüncü sıralarda tutuyorlar. Mesela arı sütü diyorlar efendim birinci, polen, propolis bunlar baldan daha gıdalı deniliyor. Şimdi bunlar da alınması lazım. Doğru. Bal verdiğimiz arkadaşlara da aslında bunun bir ifak hediyemiz olması şart. Alışsınlar diyorsun yani. Şart yani. Yani hep de kendi boğazımızı hem de kendi kesemizi düşünmeye de gerek de yok. Doğru. Onların da gönlünü almakta fayda var. Amca bugün Ramazan'ın ilk günü. Ramazan'ın ilk günü değil. Özür dilerim. Teravih ve sahurun evet. ilk olacak. Şimdi normal zamanda burada kalmak kolay da Ramazan'da günler en uzun bildiğin gibi. Burada hava çok sıcak. Evet. Ne yapacağız? Hiçbir şey ne yapacağız? Orucumuzu Allah nasip ederse tutmaya çalışacağız. Hasta söker olmadıktan gayrı herkes tutması lazım. Ramazan ayı geldi, hoş geldi, sefa geldi. Bütün İslam alemine hayırlı olsun diyorum. Tabii ki hastalık yolda gidenler için onlar ayrı bir konu. Yani öyle de benim için öyle değil tabii. Ben şimdi kara kara düşünüyorum şimdi. Sen kara kara ne yapacağım diye düşünüyorum. Senin şeyin çok, sıkıntın çok. Ay sen çünkü tiraki bir adamsın. Evet. Hassas birisin. Yemek yapmayı çok iyi bildiğini biliyorum. Çay demliği yap. Babam da hassas birisi. Ben size göre yemek yapmak benim işim değil biliyorum. Ben bu işi bilmiyorum zaten. Nasıl sizi idare edeceğimi bilmiyorum yani. Sen şimdi buraya geldin aşağı yukarı. Kaç gün oldu biz buraya? 20-25 gün. Tam 20 gün. Tam 20 gün mü? Tam 20 gün. 20 gün burada aşçı başı sensin. Hele de çorbada ne pişirirsen eyvallah deyip yiyecek. Başka çıkar yolumuz yok. Başka şansın yok zaten. Başka şansımız yok. Şansımız varsa kendimiz pişirip kendimiz yiyecek ama kendimiz pişiremediğimize göre ottan da yapraktan da bize çorba yaparsan eyvallah diyeceğiz. Başka çıkar yolumuz yok. Peki şimdiye kadar gerçi sen burada fazla kalmadın ama şimdiye kadar yaptığım arpa çorbasından diğer çorbadan mutlu musun yemeklerde yani? İyi, yeter. Allah bereket etsin yedik. İyi. Yeter o kadar. Burada ancak bu kadar olur. Bizim... Peki. Bu sene nasıl görüyorsun? Bu sene arılar durum nasıl? Ortam nasıl? Hava nasıl? Sen nasılsın? Şimdi arılar tabii biliyorsun. Biz bunları köyden getirdik. Kestaneye bıraktık. Kestane pek iç açıcı vermedi. Orada havalar tabii yağmurlu gidiyor. Şimdi geldik buraya ama evvelallah sonra ben tahmin ediyorum ki diğer illere nazaran bu sene daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Neye göre bunu söylüyorsun? Şimdi burada biz geldiğimiz zaman da burada bu şekilde ot bana gülmüyordu. Çiçek de bana bu şekilde gülmüyordu. Şimdi her tarafa bakıyorum yemyeşil. Yağmur da burada bu sene fazla düştü buraya. Çiçekler olduğu gibi bal alsın arı almasın. Hepsi neşesinin hepsi yerinde. Arada onların üzerinde. Tabii arada onların üzerinde. O geveni yokluyorlar ama geven daha açmadı. Gevenden zaten bal. Gevenin balı da çok kaliteli sayılır, iyi diyorlar. Hı hı. Efendim inşallah iyi olacağına ümidim var yani. Diğer arkadaşlar da aynısı. Baktım onlar da ümitli yani. Ben ona kadar ümitli değilim ama onlar tam ümitli yani. İnşallah ondan dediği çıkar. İnşallah. Senin şimdiye kadar balın çok fazla olmamıştır ama olan balını sattığın zaman bir şikayet aldın mı? Balını beğendiler mi? Balın güzel mi senin? Şimdi şikayet de gelmedi. İstediler yetiştiremedim. Öyle mi? Mesela geçen sene bazı kişiler bana telefon ettiler. İstanbul'dan sağdan tanıyan arkadaşlar. Yiyordu. Abla komşulara verdik işte. Dedim olsa ya, satardın değil mi? Olsa satacaktım evvelallah sonra. Çünkü şikayet yiyordu. Yalnız bizim bir şey var. Sofemiz var. Bu sene bize gelmiş İksan. Bal yemiş demiş ki Murat demiş balın iyisini kendiye bıraktı. Efendim gerisini bize sattı. İnan Allah'ın kuyusu sen şaşırttın. Niye şaşırttın dersen. Şimdi ben alt kattan bal alıp da vatandaşa hiç satmadım. Şimdi hani bir şeker olayı var ya ilkbaharda hani geliştirmek için. Bazıları anneme diyor ki siz diyor, yok diye şekeri yediriyorsunuz efendim bal yapıyorsunuz. Bunu ben şimdiye kadar yapmadım ve yapamadım ve yapmam da. Çünkü niye?
Verip de adam şimdi şeker hastası. Bizden şimdi şey alıyor. Bal istiyor. Bal istiyor, bal veriyor. Şimdi bir de şekerli bal yese zaten delirip gidecek. Hep aradan çıkacak. Dedim ki, ben dedim bak dedim yemine gerek yok dedim. Size vermiş olduğum ballar dedim. Hepsi üstten verdim. Zaten alttaki balda dedim anlıyor musun? Şekeren dedim. Hani esamesini bırakmadı. Çünkü ilk baharda onu... Yavrucu verdiniz. Yavruya döşedi anlıyor musun? Vardı gitti. Onun için şekerle alakası bugüne kadar sattığım balın yok yani. Şimdi vardı da yalan konuşmaya gerek de yok. Peki 6 yıllık aracı olarak. Evet. Bu meslekte bir emekli maaşı değil de bir aile geçindirmek istese insanlar veya sen genç olsaydın nasıl bir şey yapardın da mesleğin bu olurdu, parayı bundan kazanırdın? Şimdi ben genç olsam bu arayı 250-300 tane yaparım. Yapmaya çalışırım elimden gelirse. Yapmaya çalışırım ve yapılır da biraz maddiyete bakıyor. Bunun bu boşluğu çok önemli. Şimdi bölüyorsun, oğlatıyı artırıyorsun ama ben geçen Diyarbakır'da Avni Haliloğlu arıcıları oraya toplamış, orada konuşuyor. Dedi onlara ki, senin dedi kaç tane arın var dedi. Adam dedi ki, benim dedi 500 arım var dedi. Ötekine sordu, 400 tane. Biyankına sordu, 300 tane dedi. Bir tanesine dedi ki, sen kaç senelik arıcısın dedi. Ben de daha dedi, 3 sene dedi, yalan olmasın, 2 sene mi ne oluyor dedi. Sen bu 400 arıcısı nasıl meydana getirdin dedi ona. Sordu tabii. O dedi ki, ben dedi, birazını dedi, parayla aldım dedi, yetiştirdim. İstikbalimizi dedi, biz dedi, aileleri de, çocuklar da yanlarında. Anladın mı? Biz istikbalimizi dedi, buna bağladık dedi. Adamlar orada baktım anlıyor musun, her şeyi vazgeçmişler. Ondan sonra cuma bu işe önem verirler. Ailesine sordu da bir tanesinin, yanında ailesi vardı. Dedi ki, sen dedi memnun musun bu işten diye ona sordu. Dedi ki, çoluk istikbali dedi. Tabii ki dedi, memnunluk dedi. Biz de dedi, yardım ediyor musun dedi. Elimden geldi ülkede. Yardım edeyim dedi. Bizimkiler olsa 3 günlük yola kaçardı. Tam da ben de şimdi onu soruyordum. Ben Bayburt'ta gerek sen gerek biz fark etmez. Evet. Etraftaki arıcıların yanında hep böyle benim gibi acemi aşçılar geliyor. Acemi arıza geliyor. Aileler gelmiyor. Niye gelmiyor sence? Çok mu işleri var yoksa sevmiyorlar mı? Şimdi gelirler de. Biz de şimdi iş çok. Niye dersen. Ha şimdi benim köyde çayırım var yerde geldi biçtiler. Anlıyor musun evde kaldı bir kişi. Başka daha kimse yok. İneğimiz danamız da var şimdi. Bu çayırla mı uğraşacak? İneğiyle danayla mı uğraşacak? Bayburt'ta yemek mi yapacak? Anladın mı? Gelme şansı yok. Birisini bıraksın. Emekli bazı bıraksın inekleri gelsin buraya. Seninle beraber hayatın sonu attık yani. Paraya acıyı para verebilirim. Allah etmesin. Parayı 80 düğün atayım. Ben 40 düğün atayım, bu 80 düğün atayım. Peki normal şartlar altında Asarlılar ya da Trabzonlular ya da arıcılar ailesiyle gelse, çocuğuyla gelse, hanımıyla gelse bu iş daha iyi olmaz mı? Yani yemeği yapar, işte bir çerçeve tutar, bir tükörük yakar. Değil mi? Bir ses olur. Şimdi çok çok güzel olma olur da ben bakayım da herkesin bir sorunu var. Bir de bizim Karadeniz sahilindeki arıcıların arıları az. Mesela diyelim ki Aydın, Muğla, efendim buralar aşağı adamın 500-800 ondan sonra 300-500 arısı var. Bu şekilde olsa çoluk çocuğu getirirsin, aile de getirsin. Biz şimdi anıymışsın ne kadar edebiliriz? 50'den ne kadar edebiliriz? 100, azami 150. Başka şansımız yok. İdemeyiz. Etse giderik de. Bir de ana işimiz bu değil. Yani bu yan iş biraz. Şimdi biz bunu var ya, biz bunu bir yan iş kabul ediyoruz. Aslında bunu ön planda tutmamız lazım yani. İşin gerçeği öyle yani. Şimdi adam orada ben baktım anla diyor, görmedik ama şimdi orada adam arısını diş devlete gitmiş, yapmış, çatmış, eylemiş. Anladın mı? 800 arısı var, arabası var. Şu arayı elini sürmeden adam bilgisayarla beraber arabayı yüklüyor. İşte o adam ailesiyle, çoluk çocuğuyla Diyarbakır'a da gider, Erzurum'a da gider, Bayburt'a da her yere gider. Aydın, Muğla, Marmaris her tarafa gider. Peki amca akşam oldu. Şimdi sen de babam da benden yemek bekliyorsunuz. Yemek bekliyoruz. Açlı başı ne yapalım? Vallahi ben şimdi hem arıza öğreniyorum gördüğün gibi, hem program söküyorum, hem yemek de yapıyorum. Vallahi benden iyi bir gelinlik kız olur yani. Senden iyi bir gelinlik kız olmaz da senden anlıyor musun? Şimdi genç adamsın,
Hem röportaj yapıyorsun, arıcılığı öğreniyorsun, yemek yapıyorsun, mesleğini yükseltmeye uğraşıyorsun. Bakalım diplomayı kim alırsın? Sen verirsen tamam amca. Baban alacaksın diplomayı, ben diplomayı alırım. Babamdan biraz zor alırım ben gerçi ama neyse bakalım. Baban seni öğretti. Valla inşallah o öğretmen, önemli olan benim öğrenmemdir. Bakalım kafam basar mı bilmiyorum. Sen öğrenebildin mi? Ben mi? Hmm. Ben Allah'ıma şükür. Ben şimdi şuradaki bir arı, bak orada geçen bir arım vardı. Güçlüydü. Baktım zayıf çalışıyor. Dedim ki bu ne dedim ya yavru çürüklüğü var ya bu ana kesti ya bunda bir hal var. Baktım şimdi ben onu karıştırsam tam bilgi alamam diyor korkuma. Çağırdım babanı dedim ki Hasan ele gel bakayım dedim geldin. Şu durumunu arını dedim durumu dedim beni sarmıyor. Şunu bir elden geçelim. Açtık baktık üst kata da bazcuğaz atmış. Ondan sonra ana kesmiş. Hmm. Bir anacık şey yapmıştı. Üst katını aldık başkasına verdik burada. Anladın mı? Şimdi yavru çürüklüğünü anlarız. Tabii var var zaten bu ilacı zaten vuracaksın. Bunu aysan anlayıştan anlama. Ondan sonra zaten ama anlıyorum. Bu... Dışarıdan bakınca anlıyorum diyorsun. Ben yani. Şimdi şurada baktığım zaman da aramın annemizin ne derdi olduğunu anlıyorum ben. Hani derdi derken onun yani çalışmasından bir ders çözü olduğunu anlıyorum ben. Vay, güzel. Bunu anlıyorum. Peki amca çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Allah ederim. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Bol bir yıl temenni ediyorum. İnşallah, inşallah iyi olur. Beraber olur. İnşallah. Ben de rahat rahat yemek yapar. Sizi i̇nşallah. Mutlu ederim. Belki sevap da alırım bilmiyorum yani. Oruç şeyi iftar verdiren sevap da kalıyormuş. İnşallah. Sevap, belki sevap da kalırız. Arada bir de davet edesin de. Saran köylülerini de çağırsın buraya. İnşallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Var olasın. Evet, akşam oldu. Doğrusu isterseniz dedim ya az önce babam da amcam da şimdi benden Ramazan önceki ilk akşam yemeğini istiyorlar. Tabii bu defa bir sıkıntı var. Hani sabah havasını idare ediyordum gene bir çayla, bir peynirle falan kotarıyordum ama şimdi sahur var. Doğrusu şu anda ne yapacağım bilmem karar veremedim. Amca ne yapalım bu akşam? Orada içeride ne ye varsa ona göre kendine bir çeki düzen ver. Ben deminki dediğim gibi ne gelirse yemek mecburiyetindeyim. Çünkü ben yapmadığım için yemeğe üzür de bulamam. Ama tabii insan her yemeği de yese gelmez o ayrı bir konu. Mesela sen verdin böyle yani. Sana öyle lazım. Yani. Neyse. Sevgili seyirciler biz burada bu konuyu kapatalım. Amcama teşekkür edelim. Sanıyorum biraz bir masumluk olacak. Çünkü Ramazan'da buraya kimse gidip gelmez. Herkes yorgundur, yoğundur. Akşamları da insan zaten terapiye gidecektir. Sanıyorum Ramazan biraz sakin geçeceğe benziyor. Ben de bilmiyorum. Bu vesileyle ben de amcam gibi bütün İslam aleminin, bütün Müslümanların Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum. Allah şeytanların bağlı, ürünlerin bol ve verimli bir yıl olmasını ve bizim de Ramazan'daki dualarımızı, arıların da dualarının kabul olmasını diliyorum. Şimdilik veda ediyorum. Günlük devam edecek tabii.